Hocam, sevgili hocam, hoş Evet. geldiniz. Tekrar Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. efendim. Teşekkür ederim. Aynı zamanda hemşerim, aynı zamanda aynı okullardan mezun olduk. Eyvallah. Sevgili hocam, şimdi Sibirya'dan çıktık yola. Evet. Anadolu'ya kadar geldik. Bazıları 1071'de diyor ama biz biliyoruz ki çok önceden geldik. Şimdi bu yolculukta birçok sizin incelediğiniz uygarlık var. İşte diyor Harappa deniyor, işte Luristan demircileri deniyor, Hiksoslar deniyor, işte Huriler var, ne bileyim Urartular var, Andronova kültürü var. Yani oradan bu binlerce yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bunların içinde bizim ön atamız diyebileceğimiz %80, %90 ya da %100 hangileri var buraya Evet. girersek? Bu Tamam, tabii hemen başlayayım. Daha Türk zorlara geçmeden önce ben bir başlayayım abi sen. Sen Buyurun hocam. sorularını hazırla. Şimdi bu soruyu yanıtlamak için önce Türk nedir? Türk topluluğu nedir? Türk ulusu nedir? Türk dili konuşan halklar hangi sosyo-kültürel kapsamı ifade eder. Bunları şey yapalım önce. Şimdi Türk deyince biz günümüzden biraz daha erken evrelere gittiğimiz zaman bu bizim Göktürk yazıtlarındaki Türk'le karşılaşıyoruz. Yani yazılı olarak yazılı ilk olarak ortaya çıkan lafı 8. 7. 8. yüzyıllarda diyelim, böyle kabaca bir tarih verelim, milattan sonra 7. 8. yüzyıllarda Sibirya'da, Moğolistan'da bulunan yazıtlar üzerindeki ifade. Ondan önceye gidiyor mu? Yani Türklerin adları yok ama Türk kültürünün daha erken evrelere gidip gitmediğini biz sadece yazıtlarla sınırlı kalmıyoruz. Yazıtların tanımladığı arkeolojik belgelerin benzerlerinin daha erken evrelere gidip gitmediğine bakıyoruz. Şimdi arkeolojik araştırma yöntemlerindeki en önemli, en hassas nokta da budur. Şimdi herhangi bir dili konuşan bir kültür grubu non özgün bir arkeolojik kültür tarzı vardır. Buna stil diyoruz. Stili, tarzı. Bu tarzını belli bir erken evreleri kadar izleyebiliyor muyuz? Ona bakarız. Ve hangi evrelere kadar bu arkeolojik geleneği izleyebiliyorsak oralara kadar götürürüz. Belli bir noktadan daha erken evrelere de götürebilmek için elimizde arkeolojik veriler olması lazım. Bu arkeolojik veriler de eğer elimizde varsa istediğimiz kadar erken evrelere gidebiliriz. Şimdi biz Göktürk dönemindeki bu yazıtları ortaya koyan kültürün insanlarına Türk diyorsak eğer ve bu ayrıca yazılı belgelerle kanıtlanıyor olabilir. Ama ondan daha erken evrelere giden bir kültürel süreklilik varsa biz aynı etnik tanımı erken evreler için de çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Çünkü arkeolojik kültür, arkeolojik stil dediğimiz olay dil ile belirlenir. Bir insanın konuştuğu dil o kültürün arkeolojik stilini belirler. Eğer arkeolojik stil yanında yazılı belgeler vardır, yoktur ama esas olan arkeolojik belgelerin sabitliğidir, somutluğudur. O zaman biz diyelim ki Göktürk arkeolojik kültürü İskit'e kadar
pek çok yönden izlenebilir özelliklere sahip bir arkeolojik kültürel birikim. Şimdi bu arkeolojik kültürel birikimde steller vardır. O stellerin yanında işte mezarların üzerindedir zaten. Mezar komplekslerinin üzerinde yakınlarındadır o steller. O stellerle birlikte tanımlanan tamamen o kültürün ürünleri olan arkeolojik belgeleri biz daha erken döneme İskit'e götürdüğümüz zaman İskit döneminde de ama en azından Asya ya da Sibirya İskitleri Tagar dediğimiz Tagar İskit bu İskit grubu dediğimiz kültürlerin o bölgedeki yani Sayan-Altay bölgesindeki Sibirya bölgesindeki o kültürün temsilcileri tarafından kullanıldığını bildiğimiz için bunlara da Türk dili konuşan halklar diyebiliriz. Bu grubu da, bu arkeolojik grubu da Türk dili konuşan halkların grubuna sokabiliriz. Bundan buraya kadar tamam. İskit'ten daha erken evrelere bir göz atalım. Zaten Türk-Altay kuramı bunun için yazıldı. İskit ve öncesi dönem kim var? Karasu kültürü var. Milattan önce 1000-1500-1000 arasında Karasu kültürü var. İskit kültürü ortalama kaba bir şeyle milattan önce binlerde başlıyor ve devam ediyor ta 600-500-400-300'lere kadar hatta 1000 yılın sonuna kadar birinci bin olarak devam ediyor. Karasu kültürü milattan önce 1500-1000 arasında devam eden bir kültür. Bakıyoruz Karasu kültürüne, Karasu kültürüyle İskit kültürü arasında hem arkeolojik anlamda, hem antropolojik anlamda ve hem de genetik anlamda bağlantılar ve aynı bölgede arkeolojik süreklilik devam ediyor. Bu arkeolojik sürekliliği biz en çok da ölü gömme adetlerinde izliyoruz. Ölü gömme adetleri ile ilgili maddi veriler eğer o kültürün yazıtı yoksa başvuracağımız ikinci önemdeki kültürel belgeler niteliğindedir. Yani bir kültürün dilini bilmiyorsak ölü gömme adetleri ile ilgili maddi kültür birikimine bakarız. O birikim kendinden önce ve kendinden hem kendinden sonra gelen ve giden kültürlerle, arkeolojik kültürlerle bir bağlantı varsa eğer o zaman bu iki kültür ya da birbirini izleyen üç kültür arasında etnik bağlantılar var demektir. Yani biz özetle o kalın kitapta yüzlerce sayfa alan konuyu ben hemen özetleyeyim. Karasuk, İskit ve Göktürk, kabaca klasik Türk dönemi diyoruz buna, Göktürk dönemini kapsayan bir kültürel sürekliliğin biz var olduğunu biliyoruz. Buraya kadar çıktık. Şimdi Karasuk ile, Karasuk kültürü ile ondan önceki kültür arasında bir bağlantı var mı? Buna bakıyoruz. Karasuk öncesi kültür, Okunye kültürü dediğimiz ve Sayan-Altay bölgesinde ortaya çıkan ve çok geniş alanlara yayılan, bakın doğuda ya da işte güneyde diyelim, Tibet'e kadar yayılan, bir şekilde yayılan yani ya doğrudan ya da dolaylı olarak, aktarımlı olarak yayılan bir kültür. Arkeolojik belgelere göre tabii ki bu şey bilgiyi varsayım değil, doğrudan bilgiye dayanarak söylüyorum. Çok geniş bir Asya'ya yayılan bir kültür var. Bu kültürü, Karasu kültürüyle yoğun ilişkileri tespit edilmiş hem ölü gömme adetlerinde hem ikonografik tasvirli sanatlarda hem Kapkacak'ta işte vesaire bağlantıları var. Şimdi şuraya dikkat çekeyim ben Oktay Hocam. Bu kültürlerin şu ana kadar söylediğim kültürlerin hepsi Sayan-Altay kökenli kültürlerdir. Şimdi Okunye kültürüne geldik.
Okuyu kültürünün erken evresi milattan önce 2500'dür. Fakat proto Okunye kültürü diye bunu da biz ortaya koyduk. Son birkaç yılda çıkan yaptığımız analizler sonucunda proto Okunye kültürü milattan önce 3500'lere kadar giden bir kültür. Bu 3500 yani milattan önce bu evre içinde gelişen bir kültür, Sayın Altay kökenli bir kültür ve az önce sıraladığım geç kültürlerle çok sıkı bağlantıları olan, bağları olan, etnik ve arkeolojik bağları olan bir kültür. Niye etnik diyorum? Arkeolojik kültür zaten bağlı. Tamam, orada bir sorun yok. Etnik olarak da bunlar genetik olarak ve antropolojik olarak birbirine ve üç yönden hem kültür, hem genetik, hem de ekolojik, arkeolojik, genetik kültür açısından birbirini tamamlayan, bu çok her yerde sık görülen bir olay değildir. Üç yoldan, üç koldan birbirine bağlanan bir kültür var. Okunye kültürü, proto Okunye kültürü. Şimdi sizin dediğiniz soru buraya kadar geldi. Bakın şimdi buna siz klasik Türk dönemi sürecine ne diyorsanız, hangi kültür diyorsanız, proto Okunye kültürüne de aynı kültürü söylemek durumundasınız. Eğer Türkse bu da bir şekilde Türk. Şimdi 3000 yıllık bir yelpaze var. 3000 yıllık bir zaman süreci var. Yani dile kolay, bu korkunç bir şey. Yani Helenistik dönem 200-300 yıllık bir dönemdir. Yani bütün dünya evrensel kültüre damgasını vuran Helenistik kültür 200-300 yıllık. Koskoca Hitit dönemi 400 yıllık. Bakın daha uzun değil. Dağ gibi Sümer kültürü 2000 yıllık. Biz burada 3500 yıllık kültürel süreklilikten bahsediyoruz. Bir uçtan bir uca. Eğer buna son uçtan, yani biz günümüze yakın uçtan itibaren bir 3000 yıllık bir süreç sonunda yaşayan bir bireyin hangi dili konuştuğunu biz sorarsak, o dilin herhalde Çince, Macarca, Tunguzca, Moğolca ya da herhangi bir Hint-Avrupaca dil diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü elimizde çok sıkı bir kültürel bağ var. Bu zincir var ve bu zincirin halkalarında ben çok basit olarak tanımladım. Bu 1300 sayfalık kitapta bu zincirlerin detayları var. Yani bu kırılmaz bir zincir. Hemen söylüyorum. Kırılmaz bir zincir değil. Bugün bunu kırmak için, yani kırmak derken şey demiyorum. Bunu bir Hint-Avrupa görüşlü, bir Hint-Avrupacı bir görüş bunu kırar kırmaz. O zaten o mümkün değil de şeyden bahsediyorum. Yani mesela benim öğrencilerim yakın gelecekte öyle bir araştırmalar yapar ki hepsi yapıyor. Yani onlardan korkulur, onu söyleyeyim. Hepsi canavar gibi. Bunlardan biri kırabilir bunu. Bu anlamda söylüyorum. Değiştirebilir. Sen yanlış yapmışsın. Şurada eksik bir şey yapmışsın, görmemişsin bunu ya da bilememişsin, kafan basmamış ya da bir şekilde diye bunu değiştirebilir, kırabilir. Ama yuvarlak olarak şunu söyleyeyim, bu ortaya attığımız, zaten o çocuklarla birlikte yaptık bu, benim doktora öğrencilerimle birlikte geliştirdik, bu noktaya getirdik, tek başıma yapmış değilim. Bunlar değiştirecekler ama hiç değilse önümüzdeki bir 20-30 yıllık süreçte bu konuşulacak, tartışılacak ve bunun üzerine iş koyan, taş koyan, uğraş koyan, bilimsel çalışma koyan bunu değiştirebilir. Ama şu anda sağlam gözüküyor. Gelelim ondan önceki evreye. Ondan önceki evre Neolitik evredir. Neolitik evre, bakın buraya kadar zor iş. İşimiz hakikaten çok zordu. Çünkü önümüze dağ gibi engeller çıktı. Bu dağ gibi engeller bu Hint-Avrupacılar. Tam başkası değil. Bunun Avrupa temsilcisi var.
Türkiye temsilcileri bile var bunların. Şimdi yeni yazdığım yeni bir kitap var. Bu kitapta da bunları kıyaslayıştırıyorum. Ve Rusya'da bunun şeyleri var, karşıt görüşçüleri var. Bunları aşabilmek için gerçekten son güne kadar, son haftaya kadar yeni çıkan makaleleri delik deşik ettik dört bir yandan. Yani ben öyle, Ahmet öyle, Barış öyle, Ayça öyle, en son Gediz katıldı bize. Gediz öyle. Hepsi dört beş yandan böyle bunlara karşı büyük bir mücadele verdik. Fakat Neolitik dönemde işimiz kolaylaşıyor. Nasıl kolaylaşıyor? Hemen söyleyeyim. Biz bu son bir iki yıldır, hatta bir yıldır diyelim, iki yılda değil, son bir yıldır yapılan çalışmalara kadar şöyle bir tezimiz vardı. Okuyev kültürünün kökenleri, Sayın Altay döneminin kültürüdür bu Okuyev kültürü. Kültürün kökenleri bazı maddi verilere dayanarak Angara Baykal bölgesindedir diye bir iddiamız vardı. Gene arkeolojik belgelere dayanarak. Yani biraz karışık gibi görünüyor ama hiç karışık değil. Yavaş yavaş basamak basamak erkene çıkıyoruz. Yani nerede Türk var dediniz. Soruyu soran sizsiniz. Bunu da dinlemek zorundasınız. Bundan sonrası Neolitik dönemdir. Neolitik dönemde de son çıkan makaleler bizim 2018'de çıkan Türk Altay kuramının bütün hipotezlerini destekliyor. Ve hem arkeolojik bakımdan destekliyor, hem genetik bakımdan hem de antropolojik çalışmalardan destekliyor. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi birkaç ay önce çıkan bir makale bizim kitapta da güncellendi. Çinli meslektaşlarımızın Almanlarla yaptığı böyle çok yazarlı bir makale de hemen müjdeyi veriyorum size. Biz yıllardır tarım havzası kültürleri Türk kültürleridir dedik ve bu kültürlerde şamanist, kamcı ya da tengrici Altay kültürlerinin bir devamıdır, bir parçasıdır diye yıllardır, 25 yıldır bunu söyledik, durduk ve bize karşı da ya da biz onlara karşı diyelim, Hint Avrupacılar da şunu söyledi, herkes bilir. Tarım havzası, Tunç Çağı, Demir Çağı kültürleri Hint Avrupacı kültürlerdir, Hint Avrupalı kültürlerdir diye yazmadık kitap, konuşmadık, konferans bırakmadılar ve o bölgede tarım havzasında bulunan insanların da bir Hint Avrupa dili olan Toharca konuştukları ve erken evreye de proto Toharca dedikleri bir dille bunları etnik bakımdan Hint Avrupalı yaptılar. Ama son yapılan çalışmada bu Çinli meslektaşlarımızın yaptığı çalışmada ya yani bir iki aylık daha erken değil. Bu kültürlerin Altaylı şamanist kültürlerden ve hatta Baykal bölgesi bizim söylediğimiz noktadan yani Türk dili konuşan halkların çıktığı yer yani ana yurt dediğimiz yerden Baykal bölgesindeki halkların genetik yapısıyla bir bakımdan %75 tutuyor, bir bakımdan geri kalan da Sayın Altay bölgesinde %15 kadar tutuyor. Yani bu kültürlerin de tarım havzası kültürlerinin de Neolitik kültürlerden gelen bir Tunç Çağı kültürleri olduğunu, onların devamı olduğunu dolayısıyla ya bize göre de Türk dili konuşan halkların kültürü olduğunu bize artık yani biz gösterdik, kanıtladık ama bunlar üstüne bir de genetik ve antropolojik bir başka araştırma grubu da antropolojik çalışmalarıyla o da bir yıl önce yani 2020-2021'de yapılan yeni bir araştırma, antropolojik araştırmada bunu ortaya koydu. Ne etti abi şimdi? Milattan önce 6.000'lere geldik mi? Milattan önce 6.000'lerde oradaki halkın, oradaki yani Yenisey-Lena, arkaik Yenisey-Lena kültürü dediğimiz yani Türklerin en erken konuştukları dil dediğimiz o dil Neolitik dönemin dili o bölgede yani Angara Nehri var. Angara, Baykal birbirleriyle zaten içli dışlı olan şeyler. Göl ve nehirler. O bölgedeki en erken Türkleri gösteren
bir alandır. Bunu da en güzel, belki biraz sonra söyleyeceğim, artık maddi kültürün oluşmaya başladığı bir dönemden itibaren başlıyor. Bunun tarihini de ben hemen söyleyeyim. Milattan önce 22.000 12.000 arası. Şimdi bir önceki çalışmamızda, bir önceki Türk Altay kuramında 16.000 12.000 olarak gösterdiğimiz arkaik Yenisey, Lena dili, kültürü yeni çalışmalar ile milattan önce 28.000'e kadar çıkıyor ve 28.000'den olan bu süreçte, bu süreç aslında buzul dönemini de, yani son buzul çağ doğru dönemini de içine alan bir dönem. Pek çok yerde hayat yok, fakat o bölge mikroklima alan olduğu için Angara Baykal bölgesi ta şeye kadar, bu Abakan'a kadar, Hakasya, ondan sonra da batıya kadar devam eden bir Güney Sibirya kuşağında hayat o zaman var. Ve o dönemde de bizim en eski arkaik Yenisey, Lena dilini konuşan halklarında yaşadığı noktalar ve tarihlerde milattan önce 28.000, 22.000, 12.000. Şimdi Oktay Hocam, sorduğun soruya benim akademisyen olarak yanıtım budur. Siz içinden neyi çıkarırsanız çıkartın. Evet. Şimdi hepsi hocam, sağlam olur. Orada güzel bir söz söylediniz. Dediniz ki ölü gömme yöntemleri. Gerçekten ben de ilk araştırdığım zaman ilk buna bakıyorum, nasıl gömüyorlar. Ve ilginç bir şey var. Biz hala o binlerce yıldır yaptığımız şekilde gömüyoruz. Şu anda Arapçayı ve işte namazı falan çıkarın. Çıkardığımız zaman ben bakıyorum. 5000 yıl önce nasıl gömdüysek, işte İskitler döneminde nasıl gömülüyorsa, işte tümülüslerden, kurganlardan biliyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz yolumuza. Yani buradan şunu diyebiliriz. Yaklaşık kaç bin yıllık bir tarihimiz var hocam, başa dönersek. Ya bizim tespitimiz, bakın, akademisyen şöyle konuşur. Bir hipotetik düzlemdir, bir de belgeye dayanan bilgiler vardır. Bir hipotetik bilgilere dayanan o bilgiler, sonuçlar vardır. Bir de maddi kültüre, yani somut maddi kültüre vardır. Neolitik, hatta mezolitiğe kadar, biz mezolitiğe kadar, yani milattan önce 11.000'e kadar o bölgede maddi kültür akışını izleyebiliyoruz. Yani en erken nokta budur. Milattan önce 11.000'lere kadar maddi kültür izliyoruz. Ama milattan önce 11.000'den daha erken söylediğim, yani günümüzden önce 30.000 dönemine kadar o bölgede, bakın, o bölgede yaşayan var. Ve bu ya çok, yani halk deyince bugünkü gibi köyler, kasabalar falan yok. Yani grup grup şeyler var. Ne diyelim, klanlar var. Yani gruplar var. Aile birkaç çadırdan, birkaç şeyden, konuttan oluşmuş gruplar var. Akraba grupları var. Bunlar yoğun değil. Şimdi ve bunlar da kendi aralarında böyle türlü türlü etnik gruplardan oluşmuş da değil. Yapılan araştırmalarda, antropolojik, yani insan iskeleti üzerinde yapılan araştırmalarda, genetik araştırmalarda dahil buna, orada öyle çok farklı zengin etnik grupların olduğunu söylemiyor bu araştırmalar. Ve bu araştırmalar diyor ki yıllardır burada bir tek etnik grup, tek tip bir etnik grup olabilir deniliyor. Ama onların aklında tabii başka bir şey var. Onların aklında tek tip bir etnik grup varsa o grup herhalde Türk dili konuşan grup değil. Yani ben bu kadar söyleyeyim. Ama bu araştırma sonuçları bizim işimize geliyor, bizim işimize yarıyor.
ve çok kullanışlı bilgiler bunlar. Eğer bir antropolojik şey temsil eden bir grup varsa eğer orada, biz o grubu ondan daha sonra gelen bildiğimiz gruplarla bir korelasyon yapabiliriz. Birbirleriyle örtüştürebiliriz. Ve bu yaptığımız da zaten budur. Yani biz bunu mesela bölgede hangi dil konuşuluyor? Altay grubu Türk yok dedi, Japon'du bilmem ne, bu burayla bağlantılı olabilir ama bunların organik birbirleriyle doğrudan ilişkileri yok. Yani şeyden diyelim işte Sibirya'dan ya da o Bering'den daha aşağıda, daha doğuda başka kültürlerle Sibirya kültürleri arasında yoğun bağlantılar yok. Belki göçler var ama karışmalar yok. Bu nedenle bölgede yani kilit bölge Baykal bölgesidir. Bakın yani herkese buradan ilan ediyorum. Kilit bölge Angara Baykal bölgesidir. Orada bir Angara nehri var. Denizden olan bir nehir var. Deli bir nehir. Baykal zaten içilebilen bir suyun kaynağıdır, gölüdür. Oradan akan Angara nehri gidiyor ta şeye kadar gidiyor. Yukarı kadar, Yenisey'e kadar dolaylı ve doğrudan gidiyor. O nehir vadisindeki kültürler ki buralarda rakım 600, 400, 500 filan bu 400 bu şeyde ortalamada mikroklima alanlar. Yani daha kuzeyde, daha batıda, daha doğuda ya da daha farklı yerlerde yoğun buzul dönemi yaşanırken buralarda bu dönem yaşanmıyor. Ve dolayısıyla burada elimizde karbon tarihlemeleri var. Malta çocuğu dediğimiz, Malta çocuğu da zaten Baykal bölgesinin has adamı, has çocuğu yani. 4-5 yaşlarında bir çocuk, mezar düzenlenmiş. Yani maddi kültürün başladığı tarihtir bu, çok önemli. Yani bireysel bir bulgu değil. Yani bir yontma taş ya da işte bir heykelcik sağdan soldan bulunan bir fil dişi, kadın heykeli ya da kuş heykelinden bahsetmiyoruz biz. Bir mezar düzenlenmiş. Hoker grubunda yanmasına yatırmışlar çocukcağızı öldükten hemen sonra ve onun süslerini koymuşlar. Üzerine taşlar koymuşlar. Hatta ben Ayça'ya 40 kere söyledim. Ayça bunu yap. Kurganın hani kurgan teorisi var ya, Maria Gimbutas'ın kurgan teorisi, yani en son biz çürüttük, çürüte çürüte bir hale gelmiş kurgan teorisini, Hint-Avrupacı tezleri bugün en gözde şey hipotezi. Kurganın ilk nerede başladığı yerde aslında Malta çocuğunun mezarıdır. Yani buradan hareketle kurganın, yani kurgan dediğimiz bir mezar var, mezar düzenlemesi var. Yani tesadüfen bir ölmüş bir insan ya da hayvan değil. Çocuk mezar yapmışlar, üstüne taşlar koymuşlar. Yani düşün, günümüzden önce 30 bin yıldan bahsediyoruz. Bu rüzgarı, karı, fırtınası, insanı, hayvanı bunu erite belli bir yükseklikte, belli bir yüksekliğe kadar gelmiş. Demek ki kurgan mezarın üstündeki eğer yükseltiyse doğrudur. Ve bunun ilk örneği de Malta çocuğunun mezarıdır. Yani bu anlamda da önemli. Maddi kültürün başladığı yerdir. Yani o bizim Türklerin ana yurdu dediğimiz o bölge ilk insanların dilin iletişim aracı olarak yoğun bir şekilde kullanıldığı dönem olarak da kabul edebiliriz. Maddi kültürün sistemli olarak başladığı bir dönemi ve dilin de sistemli olarak kullanıldığı bir diye söz edebiliriz. Çünkü insanlar artık görüyorlar, bir sistematik içinde yapıyorlar. Demek ki orada bir süre kalıyorlar. Orayı bir şekilde vatan tutmuş olan bir halkın o şeysi de belirtisidir. Yani bu böyle Oktay Hocam. Uzar gider ama sonuçta bizim burada son yayınlarda, son bilimsel
yayınların bizim çalışmalarımızı, geliştirdiğimiz hipotezleri desteklemesi bakımından bu çok önemlidir. Evet. Hocam o zaman şöyle diyebiliriz. Yani 30 bin yıl önce biz Malta çocuğunun mezarını benzerini bugün hala yapıyoruz. Aynısını yapıyoruz. Evet. Ölçek yapıyoruz. Evet, aynısını, evet. Evet, evet. Aynısını yapıyoruz. Şimdi bu arada oradan bizim bir soru geldi Murat Çevik'ten. O soruyu okumadan önce şunu da belirteyim. Biz daha önceden senin hocamla yaptığımız bir Zoom programında taş kırma tekniğinin ya da taş teknolojisinin Sibirya'dan Göbekli Tepe'ye getirildiğini konuşmuştuk. Semih hocalarımız bunu söylemişlerdi. Şimdi gelelim Göbekli Tepe'ye geldik. Oradan sormayacağım size. Murat Çevik demiş ki Diyarbakır Körtük Tepe kazılarında ortaya çıkan buluntularla Altaylardaki yaşam kültürü, yapı ve yerleşim düzeni, Kafkacak vesaire örnekleri birbiriyle aynı. Bu konuda hocamın yorumunu merak ediyorum demiş. Tamam, hemen söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi sosyal medyada sık sık karşılaşıyoruz. Herkes ya çok bildiğinden ya da işte sağdan soldan gördüğüyle, ki sizi kastetmiyorum, yani bireysel konuşmuyorum, genel olarak konuşuyorum. Bir yerde bir haç işareti gördüğü zaman işte bu haç şurada da vardı, burada da vardı. Şimdi fark budur. Şimdi akademik araştırmalar daha şeydir, daha karmaşıktır. Yani ilk gördüğü ile yetinmez. Ben şöyle söyleyeyim. Körtük Tepe Göbekli Tepe'den muhtemelen biraz daha erken evre. Yani o bölgede Akikenamik Neolitik kültürün en erken yerleşmesi ya da bulguları nerede derseniz Körtük Tepe'de derim ben. Körtük Tepe ile Göbekli Tepe arasında da yani çok uzun uzun erken anlamda bir fark yoktur. Ama en erkenlerinden biridir o. Şimdi Körtük Tepe ile diğer Urfa Diyarbakır arasında bulunan akeramik neolitik kültürler ya yani seramiksiz dönem neolitik kültürler için bir çok önemli bir bölgedir. Ve bu dönemde yoğun bir şekilde buluntularla karşılaşıyoruz. Körtük Tepe ile Göbekli Tepe'yi birbirinden ayıramayız. Birbirlerine gidip gelen, kültürel alışverişler yapan, kız alan, kız veren, düğün yapan, bu şekilde düşünelim. Bugün nasılsa bugün, dün de öyleydi. Bu şekilde düşünelim. Dolayısıyla kültürel ilişkileri yoğun olan bir bölgedir. Şimdi biz Sibirya akademik neolitik diyelim, oranın mezolitiğini karşılıyor. Sibirya'nın akeramiği çok erken, ta 12 bin, 13 binlerden önce Sibirya'da seramik var. Sibirya'da seramik yapılırken Doğu Anadolu'da ya da yakın doğuda erken kültürlerde seramik henüz yoktu. Yani seramiğin en erken yapıldığı yerler bizim o çalıştığımız Sibirya bölgesidir. O nedenle akeramik neolitik diyemeyeceğim. Oralar mezolitik ya da geç üst paleolitik çağ diyelim. Geç üst paleolitik çağ ile akeramik neolitik yakın doğu kültürleri arasında bir bağlantı var mı yok mu? Tabii biz yıllardır çalışıyoruz. Ben 10 yıldır, 15 yıldır akeramik neolitik dersi veriyorum. Yani Göbekli Tepe, Körtük Tepe anlatıyorum yıllardır. Ve Sibirya'da da aynı dönemin taş alet endüstrisini de bu şekilde karşılaştırma imkanımız oluyor çalıştığımız dönemler içinde. Biz şu işaret buna benziyor ya da bu heykel buradakine benziyor filan demiyoruz. Bir başka yönden ya daha karmaşık bir olaydan hareketle iki uzak bölge arasında bağlantılar kuruyoruz. O da şöyle,
taş alet endüstrisinin nakli, iletimi konusunda üzerinden bir bağlantı kuruyoruz. Şimdi az önce söylediğim dönemlerle ilişkili olarak, yani milattan önce, günümüzden önce 30 bin ile 24 bin, oradan da bağlantılı 12 bin arasında Sibirya'da gelişen bir şey var. Taş alet teknolojisi var. Baskı yöntemiyle üretilen bir takım küçük bir büyüklü şeyler, taş aletler, mikro dilgiler, küçük. Bu mikro dilgi de olur, biraz büyük şeyler, aletler de olur. Fakat bu baskı yönteminin bir özelliğini ben şöyle söyleyeyim. Elimizde bir malzeme var, bir çekirdek varsa, şimdi buradan biz bir şey alacaksak, bir alet çıkartacaksak, bu üç türlü yapılıyor. Bir, elimizde bir taş ile vurup küt, onun yöntemi var, oradan çıkan aleti kullanıyoruz. İkincisi, geyik boynuzu dediğimiz daha yumuşak bir vurgu aletiyle, o çeşitli yöntemleri var bunun, vurarak çıkartıyoruz. Bir de elimizde gene boynuzdan ucu biraz daha sert bir araç ile ya da boynuzun sert kısmı ile bastırarak, bu kitapta var, burada da, şimdi birisi bulsa bana göster dese gösteririm, bastırarak, baskı uygulayarak çıkartma yöntemi var. Bu teknolojinin çıktığı yer Sibirya bölgesidir arkadaşlar. Sibirya bölgesi, yani bu Kuzey Moğolistan, bizim bu çalıştığımız Angara Baykal bölgesi, bu Uzak Doğu'da var. Uzak Doğu bölgesi de var. Ama biz kendi alanımızla ilgili olanı ben söyleyeceğim. Bu yöntemle, baskı yöntemiyle daha böyle ince, daha istenilen boyutlarda şekilde ve daha küçük mikro dilgiler de baskı yöntemiyle üretilebilir. Yani taşla, vurguyla, boynuzla, bilmem neyle vurarak çıkarttığımız ya da yonttuğumuz taşlardan biraz daha böyle güzel, hassas aletler yapabiliyoruz. Bunun denemeleri de her zaman yapılanla bir gittik, gördük, biz kendimiz yaptık. Baskı yöntemiyle üretilen mikro dilgi teknolojisi, bu biraz uzun laf, aynen böyle, doğru bir terim bu. Bu yöntem bizim çalıştığımız bölgede ortaya çıkıyor ve bütün dünyaya yayılıyor. Şimdi bütün dünyaya derken Avrupa'ya, İskandinavya'ya, Kafkasya'ya, ondan sonra bizim yakın doğuya gelirken Afganistan üzerinden İran ve Zagros. Zagros'a geldiği zaman iş bitiyor abi. Yani kilit nokta Zagros'tur. Zagros bölgesine bizim tahmin ettiğimiz pardon tarihlerde yaklaşık milattan önce 12. binlerde, 11. binlerde diyelim. Yani çok da fazla netleşemiyoruz. Bu dönemlerde bu teknoloji buraya geliyor. Bir şekilde geliyor. Zagroslar bölgesindeki bazı yerleşmelerde, yani taşla çıkartılan malzemeyle, aletle, baskıyla çıkartılan aletler arasında fark var. Yani bunu siz belki heykele benzetebilirsiniz ama, yani bizim de müsaade ederseniz bu şeyimiz, ihtisasımız burada ortaya çıksın. Hiç değilse yani bilgilerimiz eşit olmayıversin. Biz bu baskı yöntemiyle çıkartılan aletleri bildiğimiz için, burada da nerede baskı yöntemiyle çıkmış? Şöyle söyleyelim. Zagroslar diyelim. Doğu Akdeniz diyelim. Doğu Akdeniz'de ta milattan önce 18. 15. binlerde yerleşmeler var. Yuvarlak barınaklar var. Çukur barınaklar var Doğu Akdeniz'de, Filistin bölgesinde. Fakat burada her türlü alet, taş alet, ıvır zıvır var ama baskı yöntemiyle üretilmiş bir alet yok burada. Daha erken olmasına rağmen bu teknoloji burada yok. Bu teknoloji buraya gelmemiş. Gelmediği için de Doğu Akdeniz, Filistin, Mezopotamya bölgesinden bizim Urfa, Diyarbakır bölgesindeki akeramik, neolitik kültürlere bu teknoloji oradan gelmediğini biz görüyoruz. Ve bunun nereden geldiğini zaten biz
yapılan araştırmalardan, yani bütün dünyada yapılıyor bu araştırmalar. Bu araştırmalardan, son 10 yıl, 15 yıl içinde yapılan araştırmalardan biz bu teknolojinin Zagros bölgesindeki mezolitik ya da epipaleolitik yerleşmelere geldiğini görüyoruz. Ve ayrıca bir şey daha görüyoruz, bir şey daha biliyoruz. Bu esas önemli olan bildiğimiz şey bu. Urfa Diyarbakır bölgesinde baskı yöntemiyle bir yapılan baskı yöntemiyle baskı yöntemi kullanılarak alet teknolojisinin yerleştiğini biz biliyoruz. Örnekler var. Bu bağlantıyı biz bu şekilde kuruyoruz. Yani Sibirya ile Yakın Doğu arasındaki arkeolojik kültürel bağlantıları bu şekilde kuruyoruz. Bir tek sorun var. Hemen bağlıyorum. Oktay'cığım, uzatmayacağım fazla. Hemen bağlıyorum. Bir sorun var. Şimdi konunun uzmanları, ya Türkiye'de bir sürü uzmanlar var. İşte bu Göbekli Tepe'yi kazanlar, Karahan Tepe'yi kazanlar. Bu işte onların hocaları var. Adlarını da söylemeyeceğim ben. Onlarla görüştüğümüz zaman bana bize şunu söylüyorlar. Bu teknoloji tamam, haklısın, var. Peki bu teknolojiyi diyelim ki Göbekli Tepe'ye bağlantılı olarak, Zagros üzerinden bağlantılı olarak getiren halklar Sibirya'nın kendi yerel halkları mıydı? Böyle bir soru var. Tamam, eyvallah. Güzel bir soru. Peki değil miydi? Bir soru da bizden. Değil miydi? Değilse niye değil? Ne kadar değil yani? Ne kadar Sibiryalı halklar değil? Şöyle yapıyoruz biz. Barış'ın da kulakları çınlasın, izliyorsa bize. Sevgili Barış bu konuları çok hepimizden iyi biliyor. Şöyle diyor Barış. Diyor ki hocam, şimdi Sibirya'dan yola çıktık. Bir şekilde insanlar göç ediyor arkadaş. Göç ediyor. Yani yerlerini terk ediyor, göç ediyor. Bu ekolojik felaketler olur, nüfusun artışı olur. Ondan sonra kendilerine yeni otlaklar, yeni yaşam alanları bir şekilde belirleme ihtiyacı olur. Olur da olur. Bir şekilde yola çıkılıyor ama çıkılmış yani. Bu belli. Belli yerlerden gelmiş. Biz bunu kitapta şeyinde verdik. Yol hattında verdik. Yani Sibirya ile Göbekli Tepe arasındaki o kafaya göre vermedik. Yani haritaya göre çizmedik. Yani en çok kullanılan yol İpek yoludur. O İpek yolu üzerinden, Hazar'ın güneyinden geçen hat üzerinden verdik. Ve hocam dedi Barış, Evrensel Barış Berkant, benim doktora öğrencim. Hocam bölgede öyle bugünkü gibi ya da Tunç Çağı'ndaki gibi ya da Neolitik çağlardaki gibi öyle habire yerleşme yok. Şimdi kültürel devam, ya yani kültürel aktarım şöyle olur Oktay Hocam. Şöyle olur. Mesela Sibirya'dan adam çıkar, Güney Sibirya'dan çıkar, işte Doğu Kazakistan'dan geçer, oradan Afganistan'dan işte yani kendine bir hat bulur. Ama istasyonlar vardır, ara istasyonlar vardır. Ara istasyonlar olmadan bu iş olmaz. Ama hocam bu dönemde, mezolitik dönemde öyle zannettiğimiz gibi ortada yok ya, insan yok. Yani yerleşme yok, grup yok. Sen buraya vereceksin. Ya, Tunç Çağları'nda isim. Kazakistan'a ver. Ondan sonra o işte Kırgızistan'a versin. Ondan İran'dan, Doğu İran'dan, Hazar'dan Zagros'a gelsin. Ondan sonra yani en az 3-4 istasyon geçer. Ama hocam diyor bu aktarımı, bu kültürel aktarımı yapacak insan topluluğu o dönemde yok diyor. Yani varsa da bir uçtan bir uca bunu taşıyıcıları olmadan aracılar tarafından bu kültürün aktarılması mümkün değil. Bu da bir şeydir. Yani hipotezdir. Barış'ın hipotezi ona dayanarak. Bu bir. İkincisi, hocam ikincisini hemen söyleyeyim. Şimdi Zagroslar bölgesinin
Yani akenolitik dönemde tarihlenen genomlar var. Orada genetik araştırmalar yapılmış. Bu genomların oluşturduğu genetik kümede, ya Zagroslar bölgesindeki yapılan araştırmalar, genetik araştırmaların oluşturduğu genetik kümede Kuzey Asyalı halkların, bakın iyi dinleyin, Kuzey Asyalı halkların %20, %25 oranında katkısı olduğu hesaplanmıştır. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Kuzey Asyalı halkların genomları %25 oranında Zagroslar bölgesindeki halklara aktarılmış. Bu ne demektir biliyor musunuz? Sibiryalı halkların Zagroslu avcı toplayıcıları içinde bir hemhal olmuş durumları var. Yani %25 az bir şey değil. Bakın %25 genetik ortaya çıkması, genetik özelliklerin ortaya çıkması katkısı çok önemlidir. Bu yönden de destekleniyor. Yani Sibirya'dan ben postayı verdim. Abi posta sen aracılarla git Zagros'a, oradan da öbür tarafa geç. Böyle değil. Böyle olmuyor. Yani bunu da bu şekilde çok uzatmadan söyleyeyim. Ya keyifli bir konu olduğu için biraz da uzattım. Evet ya. Hocam. Ya şimdi zaten orada Barış Bey'in sağ olsun çok güzel bir şey var. O dönemde yani şöyle basitçe bir şey söyleyeyim. Buradan Anadolu'dan Kazakistan 5000 kilometre. Yani 5000 kilometre bir yol var örneğin. O dönemde at yok, araba yok, internet yok, hiçbir şey yok. Yani yürüyerek gitmek zorundalar. Ya düşünün 30 kilometre yürüse bir insan, 30 kilometre yürüse bir insan 5000 kilometreyi kaç günde, kaç yılda kat eder? Ve Otlayacağım. Bunu da hemen söyleyeyim. Bakın Baykal'dan çıkıyor adam. Yenisey evet. Vadisi'ne geçiyor. Doğu Kazakistan'dan Güney Kırgızistan'a geçiyor. Güney Türkmenistan'dan Kuzey İran'a geçiyor. Güney Hazar kıyıları, Zagros dağları, Güney Mezopotamya, Kuzey Irak. Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Kilikya, Doğu Anadolu ve Kafkaslar'a kadar çıkıyor abi. Kitapta evet. Şeyden okudum en son. Yani bu hattı zaten yani şimdi gidip de sizde bir teknoloji var. Siz şimdi İzmir'de yaşıyorsunuz. Ben Antalya'da yaşıyorum. Benim gidip bu teknolojiyi sizden öğreneceğim. Ondan sonra geri getireceğim. Bu imkansız bir şey. Bu imkansız bir şey. Demek ki bu o ancak göçler sebebiyle göç etmiş bu insanlar teknolojiyi oraya götürmüşler. Yani bugünkü gibi bugün bile alamıyorsunuz. Yani gidip de örneğin İngiltere'de bir teknoloji veya Almanya'da ortaya çıktığı zaman ne yapıyorlar? Adamlar size teknolojiyi vermiyorlar ki. Veriyorlar mı? Gidip tabii, alamıyorsunuz tabii. Yani. Tabii. Kimse vermez ki. Her santral ya adamını gönderiyor ya da senin adamını istiyor orada. Evet. Kurs. Evet. Ama şu da var. Şu da var. Bazı şeyler, gelenekler, bunlara moda diyoruz biz. Moda, ben moda diyorum. Bu moda çabuk yayılır. Mesela İskit hayvan kültürü var. Hayvan kültürü. Yani şu başı, şu arka tarafı şöyle 180 derece dönmüş, 180 derece dönmüş bir hayvan İskit stili oluyor. Bu İskit stili sevgili izleyiciler, bu İskit stili Altaylardan çıkıyor. Ta Çin'e kadar, merkezi Çin'e, oradan Taşe'ye kadar, Tibet'e kadar yayılıyor. Ve buradan Karpat'a kadar, Anadolu'ya kadar. Geniş bir, çok geniş bir alana yayılıyor. Bu modadır. O dönemde olur. Bunun yayıldığı dönem, iletişimin çok fazla hızlı olduğu demir çağları. Demir çağlarında olur. Ama bizim söylediğimiz, daha insanların maddi kültür oluşumunu yeni yeni oluşturduğu dönemdir. Ve mutlaka insanlar bir yerden bir yere gidiyorlar keşfetmek için ya da az önce söylediğim gibi bir şekilde bazı koşullar bu insanları zorluyor, gidiyor, geliyor. Ama bizim bu baskı teknolojisinin bizce, yani Barış çok haklı, bu tabii genetik araştırmalar da bunu desteklediği için rahatça söylüyoruz.
bu teknoloji kendi kullanıcıları tarafından bir şekilde Sibirya'ya şeye kadar, yakın doğuya kadar getiriliyor diye düşünüyoruz. Bunu da fazla uzatmayalım ya. Hocam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Peki. Yani aksine onlar ispatlasınlar artık nasıl Yani bizden bu kadar canımız çıktı ya. Vallahi yapıyorlarsa. canımız çıktı arkadaş ya. Evet. Yat Sibirya Kamp Göbekli Tepe. Mehmet Turgay Kürüm'den bir soru var hocam. Buyurun. Yanmaya kültürü ve Çimeller konusunda bilgi verebilir misiniz? Ya hocam şimdi Yamnaya kültürü bir gruptur. Bu Batı'da Srednji Tok dediğimiz milattan önce 5000'in sonu Eneolitik çağ dediğimiz yani kalkolitikle ifade edebiliriz. Çağda başlayan ve ta Tunç Çağı'nın sonuna kadar, devam ediyor. Ya bu kültür grubu bizim ta Afanasya, Altaylara kadar gelmiş bir kültür, Afanasya kültürü geliyor ama geldiğine de pişman oluyor. Üçüncü, dördüncü bin sonunda geliyor. Üçüncü bin sonunda asimile oluyor, bitiyor. Yani yaklaşık en fazla 1000 yıl içinde yok olan, asimile olan bir kültür var. Bu Yanmaya kültürünün en erken evrelerinden, en erken örneklerinden biri. Kültür ta şeyde Ukrayna'dan başlıyor şeye kadar, Altaylara kadar Güney Rusya'da yerleşik bir kültür. Bu kültür adetleri ile özgünleşiyor. Bu kültürün ölülerini yani mesela seramikte birbirine benzeyen kültürler, yani farklı kültürlerin birbirine benzeyen seramik ürettiklerini biz biliyoruz. Yani taban tabana zıt değildir. Tunç eserlerde ya da maden sanatında da birbirini çok şey yapan, seven, okşayan, benzeyen ürünler üretiliyor. Ama ölü gömme adetleri özgündür. Bu kültürün, kültür grubunun, Yanmaya kültürleri grubu diyelim. Bunlar ölülerini sırt yatırıyorlar, dizlerini de çekiyorlar. Eller yanda, dizler kırık böyle sırt üstü yatılıyor. Ve bu bütün şeyde bu kültür grubunun en belirgin, en ayrıcı özelliği ölü gömme adetleri. Ama içinde okra kullanıyor. Ondan sonra bir takım özel tütsü aletleri kullanılıyor. Bunların benzerleri var. Yani tarihte erkende, çok erkende, çok geçte, kendi döneminde, çağdaş şeylerinde, kültürlerde benzerleri var. Ama kültürün en, bence en temel özelliği ölü gömme adetleri de ortaya çıkıyor. Ve bunu Mario Aline'yi rahmetli bir görüşemedik. Yani adam öldü gitti, görüşemedik. Çok istedim. Son günlerine denk gelmişiz biz. Yapamadık. Mario Aline'yi İtalyan bilim insanı, ki bu aynı zamanda da süreklilik hipotezinin, continuity hipotezinin de babasıdır. Ve bu hipoteze göre, bakın bu hipoteze göre Hint-Avrupacı konuşan halkların kökeni paleolitik döneme kadar gidiyor. Artık hangi paleolitik, paleolitik, alt paleolitik uzar gider. Nereye çekersiniz oraya kadar gider. Yani günümüzden önce 15 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bine kadar da gider. Bu hipotezin de babasıdır. 3-4 kişiden biridir. Ve bu adama göre, rahmetliye göre Yanmaya kültür grubu, buna Srednji Tok da dahil tabii, o da Ukrayna'nın daha şeyinde ötesinde kültür, bu da dahil, bütün bu grup kültür grubu Türklere ait bir kültürdür diye de böyle bas bas bağırdı adamcağız. Yani bir yandan Hint-Avrupacı bir şey araştırmacı, ama öbür yandan da bu kültür grubunu da, Yanmaya kültür grubunu da Türk olarak ortaya koyuyor. Şimdi bizden bazı arkadaşlar bu işte Mario Aline'yi böyle söylüyor, sen niye şey yapıyorsun? Yani bunu niye dikkate almıyorsun? Ya dikkate aldık. Yani adamın yazdığı şeyleri okudum. Ya niye Türk bunlar? Bunlar niye Türk diye onun yanısı yok. Bir harita koymuş.
Bunu da batıda Silenistok, ortada Güney Rusya'da Yanmaya, öbür tarafta Afanasya. Bunlar Türk. Niye Türk abi? Yani o kadar kolaysa biz niye yazdık ki bu kadar? Dünyanın şeyini yaptık ya. Yüz binlerce dolar harcadık. Dünyanın şeyinde tilkinin bakır yediği yerlerde gittik, çalıştık. Ölümlerden döndük. Bilmem. Ya biz bunları niye yaptık ki? Yani o zaman biz de diyelim Silenistok Türk kültürüdür. Yanmaya Türk kültürüdür. Bir harita yapalım. Altına bir makale yazalım, olsun bitsin. Böyle olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. O kendi hipotezinin bir desteği olarak ortaya koyuyor. Niye? Yanmaya kültür grupları kurgan kültürü hipotezinin temelini oluşturur. Kurgan hipotezinin de süreklilik hipotezine karşı bir Hint-Avrupacı hipotezi olduğu için aynı zamanda Anatolian hipotezi de var. Anatolian hipotezine kurgan hipotezi karşıdır. Her iki hipoteze continuity hipotezi karşıdır. Bunların hepsi Hint-Avrupacı hipotezler. Adam bunu araç olarak kullanıyor, tamam mı? Ve biz de hemen atlıyoruz bunu Türk diye. Ya tamam arkadaş, Türk diyor da hakikaten öyle mi değil mi? Adam niye böyle söylüyor? Onun ortaya koyduğu şeyler, maddi veriler nedir? Bunu önce doğrulasın bir kere. Çünkü Hint-Avrupacı çalışanlar bunu diyor ki ya bu şu yönden Hint-Avrupacıdır. Hint-Avrupa dili konuşuyor. Şu yönden Asyalı değildir. Şu yönden beyaz adamdır. Şu yönden Mongoloid değildir. Dünyanın şeyi var. Argümanı var. Vır zıvırı var. Şimdi bunu koymadan ortaya bir şey atarsan, bir haritayla işi bitirsen olmaz. Yani o yüzden ben şuna inanıyor muyum? Pardon. Şuna inanıyor muyum? Yanmaya kültürleri Hint-Avrupa kültürü müdür? Ya da Silenistok kültürü Hint-Avrupa kültürü müdür? İnanıyor muyum? Yok. Yani inanmak için ortada bir neden yok ki. Niye Hint-Avrupa kültürü olsun? Ya bana bir şey söylesin ki, yani bunu savunan David W. Anthony var, Maria Gimbutas var. Ondan sonra bunun gibi bir sürü adam var. Rusya'da benim yakından görüştüğüm, yaşayan, ölen bir sürü insan var. Yani bunların hiçbiri de bana bu kültürlerin neden Hint-Avrupa kültürü olması gerektiği konusunda bir ikna edici bir şey söylemedi. Çünkü Maria Gimbutas bir başlatmış, onu David W. Anthony almış, öbürü bilmem ne yapmış derken hala günümüzde cayır cayır yazan, çizen adamlar var. Ama bir Müslüman da, tabii Müslüman değil de Hristiyan diyelim, bir insan da, bir arkeolog da bana çıkıp da bunun neden Hint-Avrupalı kültür olduğunu söyleyemiyor. Diyor ki işte okra kullanıyordu diyor, onun için Hint-Avrupalıdır diyor. Bu kitapta okranın hangi kültürlerde kullanıldığı var burada. Diyor ki işte dizlerini bükerek sırt üstü yatıyordu, onun için Hint-Avrupa. Yok böyle bir şey. Ve bunun gibi en az 8, 10, 12, 15 madde halinde bunların hiçbiri bu kültür grubunu Hint-Avrupalı yapmaz diye de burada iyicene, yani kim çürüttüyse çürüttü de ben tamamen çürümüşü de tamamen çürüye çıkardım. O nedenle Yanmaya kültürü grubu, bu kültür değil, onda erken ve geç şeyleri vardır. Bu 3000-4000 yıllık süreklilik gösteren kültürün Hint-Avrupa'yla, Hint-Avrupalılarla, Hint-Avrupacayla, proto-Hint-Avrupacı konuşan halklarla bir bağlantısı olduğunu gösteren bir anlatı yok. Bunların üstelik Türk dili konuşan halklarla ilgili olup olmadığı konusunda da bir araştırma yok. Rahmetli Mario Alney'nin de yeteri kadar bir ortaya koyduğu bilgi yok diyelim. Bu kadar söyleyeyim. Bunları söylemek istedim. Sağ olun. Kimerler konusunda ne diyorsunuz? Ya Kimer konusu, yani bu François Vazos'u üzerinde bir Kimeros yazısı var. Abi, başka da bir şey yok. Ortada yok. Kimerlerin bir göçebe dönemin şeyi zaten bir parçası. Yani İskit'in bir parçası. Şimdi İskit'in Kimer'den hangi nedenle ayrılması gerektiğini ben bilmiyorum. Çünkü
İskit'in bakın dili ile ilgili bir sürü analizler var. İskit dili ile ilgili bir sürü analizler var. Kimer dili diye bir şey yok. Bir Kimerosumuz var. Kimeros dışında da François Vazos üzerinde yazan Kimerosunda bir şey yok. Kimer konusunda bir şeyler yazıldı, çizildi. Bana göre, ya bana biri gelse dese ki ya Kimer konusunda bir şeyler yaz, yoksa son isteğini söyle. Kusura bakma, alacaksan al canım derim. Çünkü yazacak bir şey yok ya. Ne yazacaksınız? Yani Kimer'le ilgili yazılı belge yok. Kültürel süreklilik yok. Ama birbirleriyle bağlantılı. Birbirleriyle bağlantılı Asya göçebe kültürler grubunun bir parçası. Yani ben bu kadar biliyorum. Evet. Ya çok benziyorlar. Yani İskitler, şeyler, Kimerler, efendim, Massagetler, bunlar hemen hemen giyim tarzları, ölü gömme şeyleri, tarzları, yani başındaki miğferlere kadar, okları, yayları, ata biniş tarzları. Tabii bu Bozkır kültürü, hocam Bozkır kültürü, erken göçebe Bozkır kültürü. Şimdi her kültüre göçebe demiyoruz. Şimdi Bozkır dağ gibi bir şey var. Karpatlardan Pekin'e kadar uzanan bir alan var. Bozkır kültürü. Bu Bozkır kültürleri üretici, üretken kültürler değil. Yani at sırtında giderler. Ondan sonra ya göçerler ya yarı yerleşik olurlar. Ama yakın doğudaki gibi yerleşik değildir. Yerleşik olmadığı için tarım yapmazlar. Tarımcı kültürler değildir. Dolayısıyla teknoloji üretmezler. Bunlar yer değiştirirler. Bazıları sık değiştirir. Bazıları yazlık kışlık olarak kullanır. Tepelerde yerleşir. Su kenarlarında yerleşir. Farklı farklı yerlerde yerleşir. Bozkır kültürleri diyoruz. Bunlar ta şeyden itibaren, yani bizim üst paleolitik çağdan itibaren ta şeye kadar, orta çağlara, erken orta çağlara, yani klasik döneme ne kadar bir bozkır kültürüdür. Hepsine göçebe kültür demeyiz. Göçebe kültürler İskitlerle başlar. Yani Tagar İskit dönemiyle başlar ve 1000 yıl sürer. Ondan daha erken döneme biz bozkır kültürü diyoruz. Yuvarlakça göçebe kültür demiyoruz. Yani bu da bir ince bir detay bilgi olsun diye bunu söyleyeyim. Evet. Süleyman Uygun hatırlatmış Angara. Şimdi hocam Sibirya, Altaylar, o bölge yani. Bugün orada işte Yakutistan deniyor, Tuva deniyor. Altay özel kültürü var. Bunlar 30 bin yıl boyunca kesintisiz Türklerin yaşadığı bir bölge. Yani bugün de hala Türkler yaşıyor. Azınlığa düşmüş olsalar bile yani Türk grubun Türkçe konuşuyor. Evet ya. Eskisi gibi yaşıyorlar. Yani sanki 3000 yıl önceki varlar. Burada varlar ya. Varlar. Evet. Biri dese ki şöyle. Biri dese ki yok ha, hani o abi de car car şey diyenler. Burada Avrupalılar bilmem şunlar bunlar. Ya burada zaten bugün Türkler var. Bunun nereye kadar erken gittiğini nasıl biliyorsun ya? Daha nereye kadar gittiğini biz bilemeyiz ama bugün varlar ya. Köklenmişler. Oktay Hocam hemen lafını unutma. Bu bölgedeki yer adları o Aydal, ondan sonra bölgede yer adlarının pek çoğu Türkçe ya. Bu yakın dönemde de Moğolca da var o şeyde, Buryat bölgesi. Peki yani, hocam bu ilişkiyi soracağım size. Yani Türkiye'de Angara var. Orada Angara Nehri var. Malta Adası var. Malta var. Bir de tabii farklı benzerlikler de var. Örneğin YouTube'da herkes izlemiştir. Bilmiyorum izlemeyen var mı? Mesela bir Tuva dansına, Sibirya dansına Zeybek müziği, Ege müziği konmuş. Bildiğimiz figürler tamamen Zeybek figürleri. Buna zaten Kartal dansı diyorlar orada. Kartal dansı deniyor. Tamamen aynı. Figürler aynı. Yani siz adamları
Tuva elbiseleri, Sibirya elbiseleri içinde zeybek oynayan insanları görüyorsunuz. Bunun gibi. Şimdi bu şu akla geliyor ya, benim de aklıma şu geliyor. Acaba Ankara ismini bizim Türkler buradan oraya mı taşıdı, yoksa oradan buraya mı taşıdı? Malta ismini buradan oraya mı taşıdı, oradan buraya mı taşıdı? Yani şimdi benim aklıma bu geliyor. Şimdi bir şey anlatayım size de ondan sonra devam edelim. Biz bir dönem şeyde çalışıyoruz. Baykal bölgesinde işte arkeoloji enstitüsünde çalışıyoruz. Çok önemli belgeleri çıkarttılar işte kafatası, kemikler, taş aletler falan. Ne varsa hepsini çıkarttılar. Bizim ekip de masa etraflarında oraya gidiyor. Bir tane adam koydular. Adam koyarlar oraya, tamam mı? Yani bir baksın adam cebine mi atıyor, hırlı mıdır, hırsız mıdır? Yani bir önlem olarak, yani çok da kibar, yani tanıdığımız bir arkadaş da koymuş oraya. Ondan sonra o arada tabii yorgunluktan biraz da sinirler laşkılaşıyor. Bir Angaralı Turgut ya da işte Angara'nın bir şeyine bak filan Ankara havası geldi. Ondan sonra biz kendimiz aramızda gülüştük filan. O oradan bir mimandar da baktı şöyle, lan bunlar bana mı gülüyor filan diye. Gittim anlattım ya. Dedim ki ya bak şimdi bu biz, siz Ankara'nın üstünde oturuyorsunuz dedim. Bizim başkentimiz de Ankara. Şimdi Ankara'nın türküsü aklıma geldi de onu konuşuyoruz filan. Adam şaşırdı, daha sonra da şöyle bir şey söyledi. Ya dedi, ya Semih biz... bizimkiler gelmiş oturmuş ya. Bu buralar dedi, Türk yurdu. Ya. Türk ve Moğol dedi. Gelmiş oturmuşuz, çökmüşüz buraya dedi. Sen boş ver dedi ya. Yani onlar da işin ne olduğunu biliyor ama benim bu Ankara konusunda bir yer adından hareket edeceksek o kadar fazla yer adı var ki. Bir tane, iki tane değil. Bir sürü. Ben İlk çalışmalarımda bu Sayan Altay bölgesinde özellikle Dağlık Altay bölgesinde çok Türkçe yer adı tespit ettim. Yani ondan güzel bir makale çıkar. Buradan da böyle bir şey çıkaran çıkarsın ama benim işim değil. Yani ben bunu beceremem. Hani küçümsediğim için demiyorum. Yani benim işim değil. Hakikaten yapmak isteyen dil ağırlıklı bir arkadaşımız varsa gelir. Hakikaten yani tilkinin bakır saçtığı yere diyeyim. Yani daha kibar öyle söyleyebiliyorum. Uzaklık anlamında. Ta orada Ankara varsa, burada Ankara varsa arasında bir bağlantı kurmak isteyen de kursun. O tabii yani klasik yer adından ya da bir attan geliyor burada. Angora'da. İşte Angora, Ankara. Oradan bir bağlantı var. Ama daha erken bir bağlantı varsa kurulabilir. Yani bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir çalışmak isteyen varsa araştırsın. Hakikaten bir yol bulursa ben de çok memnun olurum. YouTube'dan Turpar sormuş. Etrüksleri soruyor hocam. Abi Etrüksler bizim yüreğimizde bir yaradır. Ben bir doktora tezi olarak birine veremediğim için çok üzgünüm. Etrus gerçekten çok fazla bize yakın olan arkeolojik kültür anlamında, yani bizim çalışma alanımıza çok yakın olan, böyle hadi beni araştırın, hadi beni araştırın diye bize el sallayan, göz kırpan bir çalışma alanıdır. Şimdi Etrusk var. Bir de orada bölgesi var. O Etrus'te o petroglif bölgesini birleştiren Oaxaca Monica petroglifleri var. O iki alanı ele alıp birleştirebilecek bir doktora yapacak adam bulamadım ben. Tabii yani bir bakışta biz bilemeyiz. Ama pek çok bağlantılar var, ipuçları var. Hakikaten var yani. Eski Türklerle ilgili pek çok bağlantıları var. Hatta bunu bir arkadaşım Nadir kendi romanlarında da
konu aldı. Ona da ben bir kapak yazısı yazmıştım. O beni heyecanlandıran bir kitap oldu. Ve ama bunun gerçekten akademik anlamda bir doktora konusu olabileceğini, çok da güzel bir konu olabileceğini düşünüyorum. Ama kim yaptırır, kim yönetir onu da bilmiyorum tabii. Ama potansiyeli yüksek. Evet. Mehmet Turgay Kürüm'den bir soru. Vinka Turdaş kültürü hakkında bilgi verir misiniz? Kim pardon? Vinka Turdaş kültürü. Dinka kültürü. Evet. Ha, Balkanlar. Balkan. Ya Balkanlarda. Balkan, evet, Balkan kültürleriyle çok bağlantılı olmadığımız için aslında şöyle bağlantı var. Şimdi Neolitik, akeramik Neolitik kültürler bir taraftan Doğu Akdeniz'deki bu Natuf, Kebara erken kültürleri var. Bunlar artık üst paleolitik ve epipaleolitik kültürler bunlar. Doğu Akdeniz, az önce söylediğim Filistin bölgesindeki o çukur barınaklarla birlikte başlayan milattan 15 binden 13 bine kadar uzanan en erken bildiğimiz en erken yerleşmeler, yani çukur barınakları yerleşme olarak alacak ki alıyoruz, almamız gerekiyor. En erken seramik öncesi kültürler Doğu Akdeniz'de başladı. Natuf kültürü, ondan önce Kebara kültürü var. Bu kültürlerin belli yönlerden bizim Urfa Diyarbakır bölgesindeki akeramik Neolitik kültürlerle de benzer yanları çok az diyelim ama mutlaka paralellikleri var. Bu bölgeden çıkan akademik Neolitik kültürler batıya doğru bizim Çatalhöyük'ü de içine alarak Ege'ye, oradan Boğazlardan Balkanlara doğru yürüyen bir Neolitik kültür şeyi var, hattı var. Bunu Neolitik paket olarak da açıklanıyor. Bu kültürlerin bizim Bozkır akademik Neolitik kültürleriyle çok fazla bağlantıları olmadığı için bizim de çok genel anlamda bilgimiz var. Bu Vinka ile ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Evet, Ama bir orada bağlantı söylerdim mutlaka. Bir bağlantımız yok. evet, Çatalhöyük, Balkanlar ve Ukrayna, o hatta bir bağlantılar var Tabii. hocam, Tabii. o hatta bağlantılar var. Var tabii ki. Yani Çatalhöyük'ü de içine alan bir hat var. Ege'den yukarıdan bu Evet. İzmir'den geçen ve Balkanlara doğru giden bir şey. Ya birbirleriyle ilişkili Neolitik kültürlerin dizelendiği bir hat var. Yani uzmanlık alanım olmadığı için çok da fazla ahkam kesmek istemiyorum bu konuda. Hocam Çalışan sanırım uzmanlara ayıp olmasın. daha önceki konuşmalarımızda da bu yanlış anlaşılma yine oldu. Bike Turhan, bunu yer değiştirmek için teknolojiye gereksinim vardır. Uygar olmayan toplum göçemez demiş. Sakalar üretmiyor muyuz? Siz hani dediniz ya, bu geçen daha önceki konuşmamızda da bu tartışma yaratmıştı. Evet. Üretmezler, teknoloji üretmezler Ya anlamında. çok basit anlatayım. Bu aslında çok önemli de bir konu. Bunu uzman hoca arkadaşlarımız dururken de söylemek çok yani rahat söyleyemiyorum ama çok basitçe söyleyeyim ben. Şimdi yakın doğu kültür alanı var. Bir de Bozkır kültür alanı var. Yani bizim içinde bulunduğumuz, en azından benim iki uzmanlık alanım, bir yerleşik yakın doğu kültürü, Anadolu, Mezopotamya, işte Orta Doğu, bu bölge, Kafkasya, Ege, bir de Bozkır kuşağını tamamen batıdan doğuya içine alan Bozkır kültürleri var. Bozkır kültürleri adı üstünde
kumul bir alandadır. Bozkır. Burada alüvyonlu topraklar bulunmaz ve burada bu bölgelerde tarım yapılmaz. Bu taşıya kadar gider, Avrupa'ya kadar, Avrupa içlerine kadar gider. Yakın Doğu dediğimiz alan, Anadolu'nun bir kısmı, Anadolu'nun çok büyük kısmı da yani ya bozkırdır ya ona eşdeğerli bir alandır. Ama Mezopotamya'ya yakın ve onunla ilgili bağlantılı bölgeleri Mezopotamya'daki bu yerleşik kültürlerle hem bağlantılıdır hem de birbirleriyle aynı boy ölçüşecek teknolojik şeye seviyelere yükselmiş kültürlerdir diyelim. Şimdi yerleşik kültürlerde ta şeyden itibaren epipaleolitik dönemden itibaren insanlar kendilerine çukur barınaklar yapıyorlar. Yani yeri oyuyorlar, zemini bir metre ya da işte biraz daha sığ. Ondan sonra dal, çamur konstrüksiyon kullanarak kendilerine evler yapıyorlar ve çevrelerindeki tahıl, ot, kök her neyse onları topluyorlar ve kısmen de onları tarıma alıyorlar. Yani bu süreç akeramik neolitik ile seramik neolitik arasındaki bu evrede gelişiyor ve neolitikten itibaren de sistemli bir şekilde sulu tarıma başlanıyor. Bu Sümer bölgesi de ilk sulu tarım orada yapılıyor. Kalkolitik dönem ya da geç neolitik dönemden itibaren sulu tarımında yapıldığı bir yer. Şimdi tarımın yapıldığı yerde üretimin ve üretimle birlikte artı değer kavramının oluştuğu bir süreçte teknolojinin de üretime bağlı olarak sürekli gelişim göstermesi bir normal bir gelişim. Ama bizim Bozkır bölgesinde şimdi teknolojiden kastım mesela şeydir, çarktır. Çark yani seramik yapımıyla ilgilidir. Çarkla birlikte tekerlek ortaya çıkmış. Hep bunlar Sümer ve ilgili kültürler bölgesinden ortaya çıkan teknolojik gelişmeler. Araba çıkıyor ve savaş arabası yani savaş silahları teknolojisi gelişiyor. Kalkolitik dönemle birlikte şehirleşmeler başlıyor. Aynı paralelde şehirleşme ile birlikte savaşlar, savaş teknolojisi, silahlar, savunma sistemleri hepsiyle birlikte yerleşik kültürün gerekleri olan bir takım resmi yapılar, tapınaklar, sivil yapılar, savunma sistemleri, kaleler, burçlar ve hepsi bunların hepsini bir araya getiren ve bir şehircilik kavramı var. Ve bunların hiçbirini biz Bozkır kültürlerinde göremeyiz. Bozkır kültürü şudur. Orada bir mesela bizim mezolitik dönemden itibaren o bölgede insanlar gene barınaklarını yapmışlar. Ama orada onların ot kök dışında herhangi bir bitkiyi yetiştirmek için imkanları yok. Ve dolayısıyla kaldıkları yerde hayat bittiği andan itibaren yani bu 5-6 yıldır ortalama yani günümüze göre hesaplarsak 5-6 yıl sonra bir başka yere gitmek zorundalar. Yani hayvanlarını otlatmak için tek dertleri budur. Hayvanlarını otlatmak için yer değiştirirler. Kimi zaman kısa dönemler arasında yer değiştirirler. Yazlık kışlıkları vardır. Su kenarlarında yerleşmeleri vardır. Ahşap, bildiğimiz ahşap zeminli ve bunun üst tavan örtüsü falan da var. Ama bizim çukur barınakların yapı sistemine çok yakın bir sistemdir. Ve sadece kış dönemi o bölgede orada geçirirler. Ondan sonra gene hayvanlarını otlatmak için yollara düşerler. Çünkü
Yerleşik kültürlerde ekonomi üretime bağlıdır, üretim ekonomisidir. Bozkır kültürlerinde hayvan ekonomisidir. Yani bu iki temel üretim biçimi onların da hayatlarının detaylarını belirler. Bu şekilde anlatalım. Daha da fazla detaya girmeyelim. Şimdi evet. Bir de şu var. Şimdi ya teknoloji mesela bir savaş silahı bir teknoloji değildir. Bir araçtır, bir gerekliliktir. Bunu yapmasanız olmaz. Barınma aynı şekilde. Ama üretimin bunların dışında gelişen bir ekonomik bir model olduğunu söyleyelim. Yani belirleyici olan bir model. Sanatla ilgisi yok. Yani teknolojinin sanatla hiçbir ilgisi yok. Yani bozkır kültürleri kendi çevrelerinde ürettikleri, kendi çevrelerindeki ürettikleri sanatın emsali hiçbir yerleşik kültürde görünmeyebilir. Böyle bir durum var, yani böyle bir kural var. Yani şimdi, var olan malzemeden böyle bir şey söyleyebiliyoruz. İlginç bir şey var hocam. Yani şimdi biz bozkır kültürü diyoruz da bu kültür içinde şeye kadar geliyor. Yani bu atın evcilleştirilmesiyle birlikte işte demir çağıyla birlikte bu bir kısım halk hem de coğrafyanın getirdiği koşullar nedeniyle hayvancılığa mecburen yöneliyor ve daha akılcı bir için çünkü bir tarladan işte bir tarlan vardır alacağın ürün bellidir ama orada çok kocaman vadilere sahip olabiliyorsun ve binlerce hayvana sahip olabiliyorsun yani ama eğer şeysen tarımcıysan belli bir arazin var onun dışına çıkamıyorsun. Ama orada araziler senin Oktay istediğin hocam, kadar hayvan Oktay besleyebilirsin. Oktay hocam, hiç şeye çıkan var mı? Bozkır alanına çıkan var mı? Yani ben çıktım bozkır alanına şöyle şöyledir diyen var ben, mı? Ben gittim, evet. Abi bozkır dediğin ne biliyor musun? Kırmızı kum. Evet. Kum. Bildiğim kum ya. Yani bizim bırak toprağı, alüvyonlu toprağı. Kum. Şeyi soracağım bak, hocam. Mezar kazıyoruz ya. Bak mezar kazıyoruz. Evet. Mezar. Bizde nasıldır? Yani biz höyük dağ gibi höyük kazıyoruz mesela. O höyükten çıkan toprağı köylü gübre olarak kullanıyor. Öyle bir toprak, organik toprak. Gübre olarak kullanıyor. Atamıyorsun. Ama Moğolistan'da, Sibirya'da, Srednistok bölgesinde kazdığın şey kızıl kum. Kumda ne biter ya? Yeni şey yapıyorlar. Sulu tarım yapıyorlar Moğolistan'da sağda solda. Var bende örnekler. Böyle cılız cılız, içi boş boş başaklar. Zorlamayla. Yani o toprakta, o koşullarda dünyanın suyu var ya. Dünyanın suyu var bölgede. Tatlı su var ya. Yani Baykal bölgesine yat. Yattığın yerde suyunu iç yani. O kadar temiz tatlı su. Ankara tamamen öyle. Gürül gürül akıyor. Ama kum toprak ya. Kazıyorsun ya. Kazdığın toprağı kaldır at. Tozumuyor. Toz çıkmıyor. Şimdi bunu bilmeyen adam tam şey yapamaz. Yani herkesin oralara gidip kazı yapmasını bekleyemeyiz. Ha, yolda geçerken gördüğün toprak değil. Kazdığımız toprağı söylüyorum. Her yerde öyle. Yani ta batıdan ta doğuya kadar. Bozkır'ın durumu budur. Ot bile bitmez bozkırda ya. Yani rüzgar, toz, toprak bilmem ne böyle. Fırtınadan nefes alamazsın ya. Çöl, yarı çöl. Yani bozkır demek yarı çöl demek zaten. Şimdi orada şöyle bir yanlış anlaşılma olabiliyor. Yani bunlar zaten tarım yapmayan insanlar da. Diğer istisi de yapamıyor. Bu ama mesela örneğin İskitlere baktığımız zaman İskitlerde işte müthiş bir şey var. Altın işlemeciliği var. Ya altın işlemesi bir
sanat işidir. Hocam, evet. Sanat işidir, sanatkarlık, beceri işidir. Bak, şimdi altın önce madencilik gerektirir. Eski dünyanın en büyük madencileri Avrasya madencileridir. En büyük, en başarılı madencileri Bozkır kültürlerinin madencileridir. Unutmayalım. Şimdi biz, şimdi çalıştığım bir şey var, müze var. Özel müze var. O dünyanın tunç eserleri var orada. Tamam mı? Yani en çok tunç eserleri gördüğüm yer o. Mesela ne var? Balta var. Savaş baltaları var. Hançerler var. Kısa kılıçlar var. Baltalar var. Her türlü şey baltalar var. Bunlar toplasan toplasan 100-200 taneye geçmez ya. Ama bir gidiyorsun Andronov'a, işte Batı Avrupa, Doğu Avrupa'daki ya da Güney Rusya'daki bir hazine bulunuyor. Yani topluca bir silah hazinesi bulunuyor. Müzeye götürüyor. Odalar dolusu ya. Odalar dolusu baltalar, savaş silahlarıyla dolu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu gerçek yani. Bu gerçek. Bir müzede en fazla 3-4 tane savaş baltası görürsün. Yani depolarda sağdan soldan satın alma diyelim 8-10 tane var. Ama Avrupa'daki müzelerde, yani Bozkır Kuşağı'ndaki şeylerde, müzelerde dünyanın şeyi var ya, odalar dolusu. Odalar dolusu şey var. Madeni silah var, bilmem ıvır zıvır var. Yani madenden yapılmış altın, gümüş, bakır, tunç, her türlü şey var. Orada daha fazla. Ve dünyanın en zengin bakır rezervi Urallardadır. En son Altaylarda çıktı. Urallardan sonra Altaylarda çıktı. Yani Ural-Altay hattındadır madencilik. Ve burada en büyük, en zengin maden buluntu yerleri de, kaynakları da buradır. Yani Ural ve Altaylardır. Şimdi coğrafya kaderdir. Yani bunu hiç şey yapmayalım. Yani buradan hareketle bakalım olaylara. Hakikaten kaderdir. Eğer ayağının dibinde, mesela Kuzey Kafkasya neyle ünlüdür? Baltalarıyla ya. Koban, Kolidik baltalarıyla, hem savaş baltaları hem de tören baltalarıyla ünlüdür. Ama en zengin Kafkasya, Urallardan sonra en zengin bakır rezervlerin, Kuban Nehri kaynaklarında rezervlerin bulunduğu yerdir. Şimdi eğer kaynak sendeyse, bakın kaynak sendeyse eğer, en iyisini sen yaparsın. Kaynak. Kaynağın yoksa sağdan soldan ithal edersin abi. Tunç'u buradan alırsın. Bakır'ı ondan sonra Afganistan'dan alırsın. Ya da işte şeyden, Altaylardan, bir yerlerden aşamalı olarak sana gelir. Ve senin yapabildiğin tunç baltalar bilmem ne ancak öyledir. O var olandan yaparsın. Ama kaynak sendeyse en iyi, o işi en iyi sen yaparsın. Yani en güzel silahları sen yaparsın. Ve maden yataklarının zengin olduğu bölgeler, Ural Altay bölgesine baktığımız zaman o ta şeyden itibaren, Karasut döneminden itibaren, hadi Andronovo'dan itibaren madeni eserlerin en güzel modellerini, örneklerini orada buluyorsun. Birinci bin ile birlikte altının en işlendiği, en güzel işlendiği, en güzel eserlerin verildiği noktada Altaylar bölgesindedir. Altay dağı, altın dağı. Altay'ın şeyi biliyorsunuz, altın demek. Evet. Altay altın demek. Yani altın bulunan yerde ki kültürler altını en iyi işleyen kültürlerdir. Evet. Burada bunun zaten teknolojiyle ilgisi yok ha. Bu kavram şiddetten dolayı şey oluyor. Şimdi Süleyman Uygun Stonehenge'i soruyor. Hocam Stonehenge ile ilgili düşüncelerinizi soruyor. Ya şimdi Stonehenge milattan önce işte 3. bine ait, biraz daha bire erkene çekmeye çalışıyorlar ama 3. binden daha erken de değil. Orada yani bir şekilde kurulmuş ve benzerleri de aşağı yukarı bütün Avrasya'da
olan bir, yani taşları ya dikey ya yatay ya da herhangi bir şekilde yan yana getirerek bir dörtgen ya da yuvarlak oval form oluşturma geleneği bütün şeyde var. Yani Avrupa'dan Asya'nın bilmem taş yerine kadar Kafkasya'da bizim çalıştığımız alanlara kadar her yerde var. Yani bu bu oluşumun yani bir mezarla, bir ölü gömmeyle ya da dini bir ritüelle ilgisi var. Oradakiler kendi atalarının bu eserleri, bu oluşumu yaptığını düşünüyorlar. Bu doğru olabilir ya da olmayabilir. Yani bu şuna bağlı. Eğer senin, onların yani o İngiltere'nin ya da işte her neyse o dili konuşan halkların atalarının oğlu yaptığına inanılıyorsa onun arasında bağlantılar olması lazım. Bağlantı bulmak lazım. Öyle benim atam bunu yaptı. Bundan sonra işte bugün de ben aynı topraklardayım. O benim eserim. Bu çok harcalem şeydir. Yani söylenir. Kahvehane muhabbetidir bu. Ama onu bilimsel olarak kanıtlarsan o zaman anlarız. Yani Hint-Avrupa ya da Avrupa dili konuşan halkların tarihi bellidir. Bellidir. Yani orta çağlardan çok daha erkenlere gitmez. Ama şöyle bir şey var. Mesela Göbekli Tepe ile bu İngiltere'nin Stonehenge olayları arasında bağlantı kuranlar olmuyor mu? Oluyor tabii. Rahmetli Klaus Schmidt, tabii bunlar yazılarında yazamıyorlar. Yazsalar perişan ederler adamı. Böyle Stonehenge ile arada 6000-7000 yıl erken Göbekli Tepe sterleri işte yapıları arasında bir bağlantı kurmaya kalkarsan şey yaparlar. Ama söyleşi de ya da dergi yazılarında işte böyle popüler konferanslarda filan böyle hani bir satır aralarında ya işte aralarında bir bağlantı var filan yani gözünü seveyim. Yani arada bağlantı olabilmesi için ya binlerce kilometre var bir kere. En az 1000-2000 kilometre var ve bu iki nokta arasında bir bağlantı yok ya. Kültürel bir bağlantı yok. İstasyonlarla az önce söyledim ya, istasyonlarla birbirlerine, Tunç Çağı bu. Yani dün gibi, neredeyse dün gibi. Birbirlerine kültürel iletimlerde, aktarımlarda bulunan noktalar olması gerekir ki bu buraya, o öbür tarafa, o C'yi, o D'yi derken İngiltere'ye kadar gitmiş diyebiliriz. Yani ama bunu hala böyle geveleyen, söyleyen insanlar var. Bu da beni çok canımı sıkıyor. Böyle bu kadar basit olmamalı. Yani ezberi konuşmamalı insan. Akademisyense akademisyeni bilmeli. Böyle gaza gelip de yani burada konuşuyoruz ya. Burada mesela ben burada ne yazdıysam onu söylüyorum. Yani uçmuyoruz. Şunu söylemiyorum mesela. Ya evet Ankara oradan buraya geldi. Adamlar buraya geldi. Burada Ankara oldu demiyorum mesela. Kanıtı olmadan diyemiyorum. Ama diyen varsa da kanıtını koyarsa da şey yaparız, katılırız. Stonehenge böyle önemli bir yani. Göbekli Tepe sistemleriyle, yapılarıyla, oval yapılarıyla Stonehenge arasında bağlantı kuruluyor. Hiç alakası yok. Evet. Yani şimdi Ankara kelimesi iki tarafta da var. Birisi çıksın bunu ispatlasın ama akademik olarak olsun ispatlasın. Abi. Yoksa ben de söylüyorum. Ben de diyorum ki bu Ankara var, orada da Ankara var, Malta var, Malta var. İşte bir sürü sözlük var. Tabii. Evet hocam, ben son olarak size göndermeden bu Hiksos meselesine benim ilgi alanımdır. Bu yani hiç kimseyle konuşamadım. Sizin de dertleşeyim şu Hiksos kuşan meselesine ne düşünüyorsunuz? Ondan sonra sonlandıralım. Bu son sorumuz olsun. Ya Hiksos, şimdi Hiksos deyince Oktay hocam. Bu Yahudiler bunu çok sahipleniyorlar. Yani bu Doğu Akdeniz'de işte bu Hiksos işte 1600'lerde ya da 1800'lerde işte ne zaman geldiyse bir 100-150 yıllık bir sapma var.
bazıları bir erken, bazıları geç kronolojiyi savunuyor. Bunlar deltaya doğudan geldiler. Doğudan geldilerse Doğu Akdeniz'den geldiler. Vaat edilmiş topraklardan geldiler. O zaman bunlar olsa olsa işte bizim soyumuzdan gelen İsrailoğullarıdır. Ve Semitik Hiksos. Onların lafı Semitik Hiksos. Aynen böyle tırnak içinde derler. Hiksos demezler. Semitik Hiksos derler. Şimdi Semitik de ne kadar Yahudi, İsrail. Şimdi Arabı da var çünkü onun. Yani Semitik'in bir de Arabı var. Bugünkü Arap var. İsrail her iki dilde aynı kökten gelen dil. Şimdi Hiksos denilince hocam aklımıza bir savaş baltaları, söketli savaş baltaları ilk defa bu dönemde ortaya çıktı. Yani Hiksos'un Mısır'ı işgalinde kullandığı söketli geçmeli savaş. Böyle baltanın içi boş olur. Bakır tunç balta, içine ağaç geçirilir, onunla bir sap geçirilir. Böyle vurdu kırdı şey yaparsın. Savaşta kullanırsın hocam. Bir bunu getirdiler. İki, Hiksos savaş arabaları ile ortaya çıktı. Mısır'ı Hiksos askerleri Mısır'ı savaş ara iki tekerlekli hafif iki tekerlekli hafif savaş arabalarıyla yendi. O zaman Mısır'ın böyle orta menzilli böyle basit okları vardı. Üç savaş arabaları. Üç kompozit yay ortaya çıktı ilk defa. İlk defa Hiksos'la birlikte kompozit yay. Şimdi Mısır orduları Hiksos öncesinde böyle kısa menzilli sıradan yaylarla savaşıyor. Ve bu korkunçtur. Yani savaş arabaları ve kompozit yaylar Mısır ordularının korkusu haline geldi ve büyük ölçüde bu üç savaş aracı yani söketli balta, savaş arabası ve yaylarla Mısır ordularını yenilgiye uğrattı Hiksos. Şimdi bu bir. İkincisi Mısır kaynaklarında yani klasik kaynaklarda Mısır istilasını gerçekleştiren Hiksosluların göçebe olduğu, göçebe halklar, göçebe çobanlar tam olarak göçebe çobanlar olduğu yazılıyor. Tamam. Bir de bunu ilave ettik mi? Evet, bu da dördüncü. Beşinciyi yapalım. Hiksos yani iyidir, kötüdür. Yani seversiniz, sevmezsiniz. Hiksos Mısır'a girdiği günden yani işte 100, 150, 200 yıl kaldı diye böyle bir farklı farklı görüşler var. Kaldığı süre içinde doğru dürüst bir taş üstüne taş koymadı. Yeni bir imar yapmadı ve kendi alışkanlığı nasılsa öyle bir hayat sürdü diyelim. Zaten söylenen de klasik kaynaklarda da söylenen göçebe şeyhler. Aynen böyle. Göçebe şeyhler, göçebe çoban şeyleri, beyleri. Şimdi bu beş özelliği alt alta koyduğumuz zaman bizi nereye götürüyor biliyor musunuz hocam? Göçebe bir alandan gelen halka, halkların bulunduğu yeri gösteriyor. Biz de bunu Zagros bölgesindeki, Zagros'un büyük bir bölümü şeydir, steptir, bozkırdır. Ve burada hala göçebe halklar yaşıyor bugün. Günümüzde hala göçebe halklar yaşıyor. Ve Luristan demircileri de büyük ölçüde bir alçak kesim vardır, bir yüksek kesim vardır. Alçak kesimde yaşayanlar daha fazla üretim yapanlar, yüksek kesimde yaşayanlar daha böyle hayvancılık ekonomisine bağlı gruplardı. Ama her ikisi de göçebe yaşıyorlardı. Ve buradan kopan mesela Gutiler aynı şekilde. Hiksos aynı şekilde. Bunun gibi birkaç grup daha var. Buradan çıkıp yani Delta'ya doğudan geldi diye
vaat edilmiş topraklardan da geldi. Ama oradan bile gelmiş olsa onların İsrail oğulları ya da Semitik ordularla bir ilgisi mi kuracak hangi bir elimizde bilimsel veri yok. Bu nedenle bugüne kadar hatta bir hocam dedi ki ya dedi seni sen biraz boşa kürek sallıyorsun dedi. Çünkü dedi Hiksos dedi Semitik Hiksos diye yer yok bunu söylüyoruz. Sen boşa çalışıyorsun dedi. Tamam dedim boşa çalışalım. Ama bunların hepsini alt alta koyduğun zaman Semitik Hiksos diye bir şey kaldı. Çünkü Semitik Hiksos'un hocam demir çağlarına tarihlenen kendi kutsal kitaplarının dışında onların arkeolojik kültürünü gösterecek en ufak bir şey zaten ortada yok. Bir başka Hint-Avrupa problemi de yani tırnak içinde söylüyorum. Orada bir Semitik problem var. Dolayısıyla Hiksos kültürü Elam, Sümer, Guti, Lullubi ve onun gibi Zagros kökenli, göçebe karakterli kültürlerin içinden ya da onların çıktığı Zagros bölgesinden çıkıp Delta'ya kadar gelen bir göçebe karakterli kültür diyoruz. Evet hocam. Senin de hatırını mı kıracağız? Hocam sağ olun. Şimdi Yahudilerden çok Yahudi kaynağından bu Hiksoslarla çok okudum. İskitlere de çok sahip çıkıyorlar. Haberiniz olsun. Yarın biz de Türk üzerinde... İskitlere sahip çıkamazlar da bu çıkıyorlar, saatten çıkıyorlar. Sonra da hocam bu saatten sonra da Hiksos'a hiç sahip çıkamazlar. Yani evet. Kusura bakmasınlar. Hiksos'un geldiği yer aynen böyledir. Yani. Bu kadar veriyi ortaya koyan bir adam Hiksos'u bir başka yerden getiremez yani. O mümkün değil. Evet. Başka bu arada arkadaşlar ben paylaştığım bağlantı Semih Hocam'ın kitaplarının satışa sunulduğu bağlantılar. Okurkitabevi.com ve diğer Bitfly'dan. Oradan temin edilebilir. Ya ben kitap hakkında şunu söyleyeyim. Kitap bir haftaya aslında böyle olsaydı bakın taşınmıyor. 2 kilo 30 gram. Evet. Hakikaten taşınmıyor ve bunu tek elle herkes tutamaz. Yayın yönetmeni doğru bir karar verdi. En kısa zamanda. Bunlar zaten basıldı. Ya yani birinci baskı gitti. Çıktı. Ama en kısa zamanda bir hafta içinde kılıflı yani zarflı iki cilt halinde ve çok daha mantıklı bir şekilde baskısı yapılıyor hocam. Yani şimdiden önümüzdeki haftadan itibaren isteyebilirler. Evet. Evet hocam. Yani umuyorum ben Hiksosları getiriyorum. Çünkü orada çok bir hazine var. Yani kısa bir ekleme yapayım mesela. Siz aradaki benzerlikleri saydınız. Mesela Karnak var. Bakın yine Karnak kutsal kent. Başka nerede var? Karnak Kazakistan'da var. Başka dünyada yerde, başka yerde yok. Karnak sözcüğü. Başka yerde yok. Anlamına baktım. Dillerde hiçbir dilde anlamı yok. Sadece Türkçe'de bir şehir adı diye geçiyor. Divan-ı Ligat Türk'te. Karnak ismi. Aynısını Konak diye de Hindistan'da kurmuş. Yani üçleme bu kutsal. Mesela Tarkan giysisi var. Dünyanın en eski giysisi diyorlar. Adı Tarkan giysisi. Bu Tarkan kim? Bizim Tarkan yani. Tabii şu andaki şu geçecek şarkısıyla meşhur olan değil yani şu andaki. Evet. Burak Sezgin Tarkan'ı. Evet. Bunlar da geçecek. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alalım. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu da benim son programımdı. Öyle mi? Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Son sözlerinizi alalım ve kapatalım. Ya bu işler bitmez. Şimdi yani küçücük bir şeyde bir paragrafta bile böyle sanki saatlerce tartışmayı gerektiren konuşmalar olabilir. Gerçekten bu kitabı bu son güncellemelerle birlikte hani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Zaten
şu kadar kitaba da yani herkesin alabileceği bir kitap olmayacak maalesef. İki cilt olsa bile yine yani pahalı bir şey olacak. Ha, pazarlamasını yapmak için çene yoruyor değilim. Hakikaten ben bunu zaten yıllardır ne yapabiliyorum ne de böyle bir şeyim, girişimim var. Ama bunun içinde, kitabın içinde bugüne kadar, ya zaten yıllardır yaptığımız çalışmaların bir birikimi bu. Ama son bir yıl içinde son haftaya kadar güncellemeler yaptık. Ve alıp okuyan da, hani burada konuşuyoruz, anlatıyoruz ya, daldan dala atla atla böyle bölük pörçük oluyor. Yani Tagar'ın İskit'le bağlantısı, İskit'in Karasuk'la, Karasuk'un Okunyev'le bağlantısını böyle hikaye anlatır gibi yazdık. Hakikaten mesela şey var, bu Mongoloid tip problemi var. Mongoloid tip problemi öyle hemen bir çırpıda ya bu şöyledir böyledir filan diye anlatılacak bir şey değil. Bu kitabın yaklaşık her bölümünde Mongoloid tipe bir gönderme var. Yani her bölümde ayrı ayrı farklı anlatımlar içinde bu Mongoloid şey var. Mesela Mongoloid tipin 3 ayrı şeyi, bölümü var, formasyonu var. Bunlardan hangisi Türk, hangisi? Bunun mesela şeyi yok. Yani Hint-Avrupacılar, ya şu beyaz adam, şu işte Akdenizli adam, şu Kafkasyalı adam, şu Doğu Avrupalı adam filan, bunu yapmıyor mesela. Yani böyle bir şey yok. Kategori gereği yok. Yapmıyor. Hiçbir bilimsel çalışmada bu yok. Ama burada var. Yani sadece bizim değil, özellikle Rus bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda Mongoloid tipin çok farklı tiplerini söylüyor bölge bölge ve en son yapılan genetik araştırmalar, antropolojik araştırmalarda da Türk dili konuşan halklarla bunların bir tanesi çakıştığı için buna Mongoloid diyoruz. Ama bunun tabii hangi Mongoloid tip olduğunu da ortaya koyuyor. Bunların detayları kitapta var. Yani konuşarak, anlatarak bunları kimseye ne ikna edebiliyoruz ne de anlatabiliyoruz. Bu bakımdan bir şekilde yani herkes alabilirse eğer alıp başına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Herkese izledikleri için teşekkür edelim. Sizlere de özellikle Oktay Bey'e, Turgay Bey'e ve diğer rejideki arkadaşlarına, yani bize böyle fırsatlar verdiğiniz için ayrıca en içten teşekkürlerimizi de hepinize sunarak kapatalım. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.